ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, yeni bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Erdoğan yeni kabineyi onayladı. Milli Savunma Bakanlığı görevini yürüten İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'na kaydırılırken, AK Parti'nin ilk Sağlık Bakanı Recep Akdağ yeniden göreve getirildi. Bakanlığı beklenilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yeni kabinede yer bulamadı. AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım yeni bakanlar kurulu listesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Erdoğan yeni kabineyi onayladı. Milli Savunma Bakanlığı görevini yürüten İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı'na kaydırılırken AK Parti'nin ilk Sağlık Bakanı Recep Akdağ yeniden bu göreve getirildi. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Başkanlığı'nda kurulan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni onayladı. Bakanlığı beklenilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yeni kabinede yer bulamadı. İşte günlerdir merak edilen 65. hükümetin yeni kabinesi. Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Maliye Bakanı Naci Abal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan. Görevi değişen bakanlarsa şu şekilde: Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanıydı, Milli Savunma Bakanı oldu. Lütfü Elvan, Başbakan Yardımcısıydı, Kalkınma Bakanı oldu. Nabi Avcı, Milli Eğitim Bakanıydı, Kültür ve Turizm Bakanı oldu. İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanıydı, Milli Eğitim Bakanı oldu. Sevgili seyirciler, Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi, dün etkili dolu yağışı nedeniyle Şehzadeler, Salihli, Turgutlu ile Sarıgöl ilçelerindeki üzüm bağları ve meyve bahçelerinde lokal zararların oluştuğunu açıkladı. Allah daha büyük afetlerden korusun. Allah ne yapacak? Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hasan Çebi ve beraberindeki ekip, geçtiğimiz gün etkili olan yağıştan olumsuz etkilenen Şehzadeler ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan il müdürü Çebi, dolu ve sağanağın Şehzadeler, Salihli, Turgutlu'yla Sarıgöl ilçelerinde lokal zararlara neden olduğunu söyledi. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle Sancaklı İdicik Mahallesi'nde zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz gün şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle Sancaklı İdicik Mahallesi'nde zarar gören bozulan ova yollarıyla bağlar ve zeytin bahçelerinde incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında Başkan Çelik'e Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve Sancaklı İdecik Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Özel eşlik etti. Allah beterinden saklasın. Allah'tan yerine yapacak bir şey yok. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yağışın büyük bir alanda etkili olduğunu ifade etti. Ciddi alanda mahsullerimiz zarar gördü. Bir üzüm bağındayız. Görüldüğü gibi bağlarda ciddi zararlar var. Ben böyle bir yaşamda böyle bir afet bırak istedim. Yarım saat. Sen...
Sevgili seyirciler, Manisa'da bir öğrencinin öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine toplanan Kadın Cinayetleri Durduracağız platformu üyeleri olayı protesto etti. Manisa'da Hasan Türek Anadolu Lisesi'nde okuyan bir kız öğrencinin öğretmeni CG tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu üyeleri basın açıklaması yaptı. Taciz'i, tecavüz'ü atlatmayacağız. Manolya Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, cinsel istismara uğrayan öğrencinin avukatı Avukat Özge Arslan ve platform üyeleri katıldı. Avukat Özge Arslan basın açıklamasında istismar davası ile ilgili konuştu. Şu an mağdurumuzun dosyasında soruşturma aşamasındayız. Henüz sanık şüphelinin ifadesi alınmadı. İfadesinin alınmasını bekliyoruz. Bu aşamada tutuksuz yargılanma söz konusu. Delillerin toplanması için savcılıkla birlikte çalışıyoruz. Şu an için söyleyeceklerimiz dosya katmanıyla ilgili bu kadar. Platform üyeleri basın açıklamasının sona ermesiyle olaysız dağıldı. Sevgili seyirciler, mahallelerinde cami ihtiyacı duyulduğu kanaatine varan Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri yetkililerden yardım istedi. Gerekli ilgiyi görmeyen mahalleliler kendi imkanlarıyla cami yapmaya başladı. Ancak bu yükün altından kalkamayan Kazım Karabekirliler yaklaşık 450 bin TL borç altına girdi. Şu anda camimizin bu tür yani bu şekilde yapılması bir hayırsever abimizin kendi yerini bağışladı. Mahallemizde gerçekten camiye ihtiyaç olduğu için böyle bir yola başvuru koyduk. Uzun bir süre önce Kazım Karabekir mahalle sakinleri mahallelerinde cami ihtiyacı olduğu gerekçesiyle bir takım girişimlerde bulundu. Ancak yetkililerden gerekli ilgiyi görmediklerini belirten mahalleli kendi imkanlarıyla cami inşa etmeye kalktı. Caminin yapılacağı 1,5 dönümlük arsayı mahalleli bir hayırsever bağışladı. İnşaat içinse mahalleli kendi arasında imece usulü para topladı. Mahallelilerden toplanan para ancak caminin temeli ve iskelesini oluşturabildi. Bu süre içerisinde mahalleliler müteahhit ücreti ve inşaat malzemeleri ücretleri olmak üzere yaklaşık 450 bin lira borçlandı. Cami inşaatının devamını getiremeyen mahalle sakinleri bir araya gelerek yetkililerden yardım istedi. Efendim biz vali tarafında yardım istiyoruz. Bizim camimiz çok vali belediye başkanımız yardım istiyorlar onlar. Cami şimdi çok borcumuz var. Biz valide yardım istiyorlar. Vali bey de belediye başkanında. Vali de kaymakam da. Kaymakam bey de biz yardım istiyorlar. Şimdi yardım olmasa bu cami bu faaliyete zor. Bütün müteahhitler de yardım ediyor. Bütün müteahhit var ne kadar varsa biz hepsimiz yardım istiyorlar onlar da. Sevgili seyirciler, Manisa'da bir süre imamlık yaptıktan sonra istifa eden Adem Acar, kurduğu zeytinyağı üretim tesisiyle ihracatçı oldu. Göl Marmara ilçesinde babasının izinden giderek İmam Hatip Lisesi'ne giden ve mezun olduktan sonra da Salihli ilçesinde bir süre imamlık yapan 46 yaşındaki Acar, ticareti çok sevdiği için imamlık görevinden istifa ederek market kurdu. Bir süre umre ve hac turizmiyle uğraşan Acar, 2006 yılında kırsal kalkınma hibe programına başvurarak zeytinyağı fabrikası kurmaya karar verdi. İstifa ettikten sonra hac umre işlerine başladık. 2007 yılından 1997 yılından 2006 yılına kadar hac umre işine devam ettirirken 2006 yılında devletimizin hibeleriyle karşılaştık. Acar, zeytin ağacı sayısının artmasına rağmen bunları işleyecek yeteri kadar tesis olmadığını fark edince kırsal kalkınma hibe programına başvurduğunu ve 175 bin liralık destek aldığını ifade etti. 2006 yılında kırsal kalkınma programı adı altında hibeye başvurduk.
Bu başvuru sonucunda ilk zeytinyağı üretim işletmemizi yaptık. Acar, tesisi kurma girişiminde bulunduğunda ailesi ve çevresindekilerin tepkisiyle karşılaştığını işaret etti. Acar, hayalini kurduğu hedeflere ulaştığını, fabrika kurma planına karşı çıkan babasının da bugün kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki dere temizlik çalışmalarına Saruhanlı ilçesinin Dilek Mahallesi ile başladı. Maske, yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlıkların önüne geçmek amacıyla mahallelerdeki dereleri temizliyor. Maske Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, il genelinde devam edecek dere ıslah ve temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında maske ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaklaşık 1000 metre ıslahsız dere temizlik çalışması gerçekleştirecek. Temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek menfez çalışmasıyla da yağışlı havalarda derenin etrafında bulunan yollar ve meskenlere su geçişi engellenmiş olacak. Dilek Mahallesi'ndeki çalışmanın bitmesiyle birlikte ilçenin Mütevelli Mahallesi'ndeki çalışmalara başlanacak. Etüt çalışmaları ve incelemeler neticesinde aciliyet sırasına göre belirlenen mahallelerden Kula'ya bağlı 4 Eylül, Seyiz Ahmet ve Zaferiye mahallelerinden geçen dereler de MASKİ tarafından temizlenecek. Sevgili seyirciler, Turgutlu Belediyesi yoğun yağış esnasındaki mesaisini yağıştan sonra da hız vererek gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların mağduriyetini gideriyor. İlçenin belirli noktalarındaki sorunlar giderilerek şehir kontrol altına alınıyor. Turgutlu ilçesini etkisi altına alan yoğun yağış, Turgutlu'nun belirli noktalarında vatandaşı mağdur ederken Turgutlu Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisiyle hayat normale döndü. Belediye Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla özellikle Şehitler Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Osmancık Mahallesi'ndeki ulaşım sorunları aşıldı. Maske ekiplerinin de ilçe genelindeki desteğiyle su tahliyeleri yapılarak su taşkınlarının olumsuzlukları en aza indirgendi. Fatih Caddesi üzerindeki yol çatlağına müdahale eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, suların çekilmesinin ardından harç dökerek yolu kontrol altına aldı. Osmancık Mahallesi'nde tarlada mahsur kalan işçiler de traktörlerle taşınarak güvenli bir şekilde evlerine ulaştırıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de yağışlar esnasında çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı ve vatandaşla da bir araya geldi. Sevgili seyirciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Projeyle Manisa'daki engelli gençlerin ve çocukların yaşamının bütün alanlarında topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması amaçlanıyor. İlgilenilmeyen, böyle kenarda duran arkadaşlarımızla daha derin neler... Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Bilge Ünal, Şehir Tiyatrosu oyuncularından Servet Şencel, Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi Sorumlusu Duygu Karataş, Manisa Otizm Derneği Başkanı Saadet Şerenoğlu ve engelli derneklerinin ve kurumların temsilcileri katıldı. Yapılacak olan sosyal yardımlarla Manisa Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Bilge Ünal, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ünal, projenin en önemli amacının gençlerin ve çocukların yaşamın bütün alanlarında engellerinin kaldırılması ve kendilerine yönelik ayrımcılıkla mücadele edilmesi yoluyla sosyal değişmeyi ivmelendirerek engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması olduğunu belirtti. Hem gerek milli eğitimdeki öğrenciler, gerek kurumlar, gerekse vatandaşlara bu projenin sonunda tiyatromuzun izletilmesi konusunda afişler, broşürlerle tanıtımını yapıp herkesi davet edeceğiz. İnşallah bunlar da büyük bir izlenim oranını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Ünal, eğitim ve tiyatro alanında projeye katkı sağlayacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Tarafından ödeneği onaylanması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından.
Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi'nin geri dönüşüm bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar meyvelerini veriyor. Üzümcüler İsa Artınç Ortaokulu öğrencileri geri dönüşüm anlatmak için bir sunum hazırladı. Programda öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, onları duyarlılıklarından dolayı tebrik etti. Yunus Emre Belediyesi'nin katkılarıyla Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu'nda öğrencilerle birlikte geri dönüşüm semineri gerçekleştirildi. Seminere Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan, Üzümcüler İsa Artunç Ortaokulu Müdürü Mustafa Dilbaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Atık yağlarınızı evlerinizde biriktirip okul, market, cami, belediye, muhtarlık ve sitelerde bulunan toplama noktalarını bırakarak çevre kirliliğini önlediğiniz gibi engelli vatandaşlarımıza da yardım edip pek çok ihtiyaca destek olun. Programda öğrencilerin vatandaşlarla geri dönüşüm ve atık yağıyla ilgili röportajların yer aldığı video gösterimi yapıldı. Sevgili seyirciler, İstanbul Menkul Kıymetler Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda geleceğin bilim, araştırma ve mimari projeleri sergilendi. 2 gün açık kalacak olan bilim fuarında yaklaşık 50 proje yer alıyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı okul salonunda açıldı. Bilim fuarı açılışına Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Şehzadeler ve Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürleri, diğer daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı öncesinde bilgilendirme açıklamaları yapıldı. Bilim Fuarı'nın açılışı Ege Bölgesi Efe Zeybek Halk Oyunları gösterileriyle gerçekleştirildi. Bilim Fuarı'nda Nisan yağmuruyla mayalama yapılan yoğurt ilgi odağı oldu. Biraz yardımcı olursan biraz daha seri olursunuz. Geleceğin bilim adamları düşüncesine sahip öğrenciler, projeleri hakkında davetlilere açıklama yaptı. Sevgili seyirciler, önce siyasi kimliği, ardından yazarlığı ve şairliğiyle Manisa'da ve Türkiye'de çok kısa sürede sevilen Bahadır Yenişehirlioğlu, TRT1'in merakla izlenen dizisi Sevda Kuş'un kanadında da saatçi üstü karakterini canlandırıyor. Yazarlığı ve şairliğiyle kısa sürede çok sevilen Yenişehirlioğlu, dizideki oyunculuk gücüyle de şaşırtıyor. Kanayan yara intikam için öfkeyi besler diyorsun, öyle mi? Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğup büyüyen yazar, şair, seslendirmen Bahadır Yenişehirlioğlu, Aşk Cephesi, Kerime, Aşk Çölü, Kanaviçe, Beyaz Usta, Siyah Çırak, Son Hasat romanlarını yazdı. Bahadır Yenişehirlioğlu, Kötü, Oyun Bozan, Küçük Kuşlar, Vefa, Bazen Yüz Adam Bir Adam Yapmaz, Madalya, İki Çocuk, Ezik Saliyem Şikayete, Ağlayan Çocuklar, Kimyayı Saadet, Ne Kadar Atsın, Terör Zihniyeti gibi yazılarıyla da edebiyat dünyasında söz sahibi. Saatin bozulmasa dükkana uğrayacaksın yok hani. Birçok şiirini güçlü sesiyle kendisi seslendiren Bahadır Yenişehirlioğlu, Şubat ayında TRT1'de yayınlanan Sevda Kuş'un Kanadında dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Niye sargılı, hayrola? Önemli bir şey değil enişte. Ben bile nasıl olduğunu anlamadım. Yazarlığı ve şairliğinden sonra oyunculuk gücüyle de şaşırtan Bahadır Yenişehirlioğlu, dizide başrol oyuncusu Arif'in eniştesi Saatçi Hüsnü karakterini başarıyla canlandırıyor. Oldu. Yaptım, çalışıyor artık. Benden daha iyi usta oldun Arif'im. Estağfurullah enişte. Bizim işi mendifere de bir el atsan, belki o da çalışır. Dini bütün olan Saatçi Hüsnü, başrol karakteri Arif'in gelişen olaylar karşısında nasıl davranması gerektiğini anlatan, Arif'i hata yapmaktan uzak tutmaya çalışan dini bütün bir abi rolünde. Nefsi müdafaa dışında sabır. Hem ne diyor kainatın efendisi? Canı yanan sabretsin.
Can yakan da canının yanacağı günü beklesin. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Hüsnü karakteri Arif'in hayatının şekillenmesinde önemli role sahip bir etken olarak izleyeceğiz. Bu akşam ben seni farklı bir tamirciye götürdüm. Kim? Sahaflar Şeyhi Muzaffer Efendi. Dizinin karakterleri kurgu ürünü olsalar da bu karakterlerin her biri o zor yıllarda yaşamış, ideolojik çatışmalara, siyasi hareketlere, düşünsel ve sanatsal başkaldırıya öncülük etmiş gerçek karakterlerin yaşamına dokunuyor. Hüsnü karakteri Yenişehirlioğlu'nun kendi karakteriyle çok örtüşüyor. Sevda Kuş'un Kanadında dizisi 68 kuşağı olarak bilinen ve o dönemde farklı coğrafyalarda gençleri etkileyen hareketin Türkiye'deki boyutunu, dönemin egemen güçlerinin farklı görüşlere sahip gençlerin nasıl manipüle ettiğini ve bu çatışma ortamına girmek istemeyen bir avuç gencin provokasyonlara karşı nasıl direndiğini anlatıyor. Muzaffer Efendi, Zahid Efendi gibi Allah dostları da gönül tamir eder. Peki Manisalı yazar, şair ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? 1962 yılında Akhisar'da doğdu. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni bitirdikten sonra 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Manisa Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Siyasi hayatında iki dönem Akhisar İlçe Başkanlığı'nı yapan Bahadır Yenişehirlioğlu, 1994 yılında Akhisar Belediye Başkan adayı, 1995 ve 2007'de AK Parti'den Manisa Milletvekili adayı oldu. Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi ülkelerde halklar ve toplumlar üzerinde araştırmalarda bulundu ve Beyaz Usta Siyah Çırak isimli romanını bu araştırmadan sonra kaleme aldı. Ulu Cami Eğitim ve Kültür Vakfı, Aksek Vakfı, İnsan Hakları Komisyonu, İlçe Cezaevleri İzleme ve Denetleme Komisyonu ve Akhisar Tenis Severler Derneği'nde çalışmalarda bulundu. Şu kızına söyle. Söz konusu derneklerde halen çalışmalarını devam ettiren Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babası. Roman yazarlığının dışında televizyon dizilerinde aktörlük de yapan Yenişehirlioğlu, yurt içi ve yurt dışı konferanslarının yanında Diriliş Postası gazetesinde köşe yazarlığına da devam ediyor. Şimdi sırası değil. Herkes odasına, hadi. Rahat bırak çocuğu. Mayıs 2016 tarihli dolar euro altın fiyatlarındaki son durum şu şekilde. Dolar alış 2,95, satış 2,95. Euro alış 3,29, satış 3,30. Altın alış 117, satış 117. 24 Mayıs 2016 tarihli Manisa Ticaret Borsası verilerine göre üzüm ve pamukta fiyatlar şöyle. Çiğitli pamuk 1,84, çekirdeksiz kuru üzüm en az 2,80, çekirdeksiz kuru üzüm en çok 3,40 lira. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Akhisar Belediyespor'un Başkanı Hüseyin Er Yüksel, bazı basın ve yayın organlarında Hugo Rodelega ile ilgili çıkan haberlerin maksadını aşan haberler olduğunu ifade etti. €3,5 milyon istenen Rodelega'nın sözleşmesinde €1,5 milyon serbest kalır maddesi var ifadelerini yalanlayan Başkan Er Yüksel bu tür haberlere isyan etti. Er Yüksel, her çıkan habere cevap verme gibi bir lüksüm yok. Burada kulüp yönetiyoruz. Ben bunun cevabını 2 hafta önce vermiştim. Biz Hugo'yla yeni sezonda da devam edeceğiz. Kendisiyle masaya oturduk ve menajeriyle birlikte gelecek sezonun planlamasını yaptık. Şu anda Hugo ülkesinde tatil yapıyor ve sözleşmesinde de böyle bir ibare yok dedi. Bu tür haberlerin bundan sonra da devam edeceğine vurgu yapan Er Yüksel, bize Hugo ile ilgili resmi bir teklif gelmedi.
Teklif vermek isteyen varsa resmi mail adresimiz mevcut. Buyursun teklifini göndersin. Bu saatten sonra Hugo gitmek istese de biz tutamayız. Ama Hugo yaptığımız görüşmede Akhisar'da olmaktan memnun olduğunu, gelecek sezonda Akhisar formasıyla mücadele etmek istediğini ifade etti diye konuştu. Sevgili seyirciler, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Tekvando İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Tekvando Yıldızlar İl Seçmeleri sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelere 11 kulüp olmak üzere toplamda 87 sporcu katıldı. Sporcuların verdiği mücadelelerde zaman zaman büyük çekişme ve heyecan yaşandı. Müsabakalar sonucu dereceye giren sporcular 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihleri arasında Muğla Marmaris'te düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Sevgili seyirciler, ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.